Kızıl Yıldız 1987 yılında Avrupa'nın en tepesine çıkmayı hedef olarak belirledi. Kulüp iç savaş başlamadan önce genç ve yetenekli isimlere kadrosuna yer vermeye başladı. Lupka Petrović önderliğinde toplanan ekip 1990-91 sezonunda yüksek tempolu ve agresif bir baskı futbolu ortaya koydu. Vladimir Jugović, Sinisa Mihailović, Robert Prosenečki ve Dejan Savicevic orta sahayı rakiplere dar etti. Darko Pančević ise attığı 40 golle Ballon d'Or adayı oldu. Belgrad ekibi Grasshoppers, Rangers ve Dinamo Dresden'i eleyerek yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti. Sırplar ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandı. Klaus Augenteler'in rövanşta kendi kalesine attığı gol, Kızıl Yıldız'ın 80 bin kişinin önünde finale yükseldiğini müjdeledi. Petrović takımın oyununu değiştirdi ve güçlü rakibi Marsilya'ya karşı skoru 0-0'da tutup maçı penaltı atışlarına taşıdı. Balkan ekibi penaltıları 5-3'te kazanarak hayalini kurduğu kupaya uzandı. Başarı sonrasında ellerindeki yeteneklerin çoğu Avrupa'nın büyük liglerine dağıldı.